Merhaba arkadaşlar. Limit süreklilik 2 dersimizden devam ediyoruz. Bundan önceki konularda arkadaşlar limitin tanımını ve 0/0 belirsizliğinden bahsetmiştik. Bugün ise arkadaşlar sonsuz/sonsuz belirsizliği ve süreklilik kavramlarından bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, sonsuz/sonsuz belirsizliğinde şuna bakalım. Fx ve gx polinom fonksiyonlarıdır. Limit x sonsuza giderken fx/gx limitin sonucu L olsun. Burada arkadaşlar pay ve payda da şuna dikkat edeceğiz. Payın derecesi paydanın derecesinden daha büyük ise limitimizin sonucu arkadaşlar sonsuz olacak. Şöyle belirtelim. Payın derecesi arkadaşlar paydanın derecesinden daha küçükse, yani paydanın derecesi daha büyükse, limitimizin sonucu her zaman 0 olarak belirleyeceğiz. Eğer bunların dereceleri birbirlerine eşit ise de arkadaşlar L dediğimiz şey baş katsayıları oranı olacak. Oran olarak belirtmiş olacağız. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane örneğimize yer verelim. Sonsuz belirsizliği de. Yine arkadaşlar birkaç soruda da burada da daha önce de belirttiğimiz gibi 0/0 belirsizliğinde belirttiğimiz gibi L'Hopital'in uygulamasını burada da yine yapabilirsiniz bu belirsizlik türümüzde. Şimdi soru kalıplarına bir bakalım arkadaşlar. Şöyle limit x sonsuza giderken 6x kare artı 14x artı 21 bölü 3x kare eksi 11x limitinin değeri kaçtır? Paya bakıyoruz arkadaşlar, ikinci dereceden bir ifade. Paydaya bakıyoruz, ikinci dereceden bir ifade. Dolayısıyla buradaki 4x artı 21 ya da buradaki eksi 11x'in hiçbir önemi yok. Dolayısıyla kat sayıları oranlarını alacağımız için arkadaşlar, bakın sadece şuraya dikkat edebilirsiniz. Kat sayıları oranı dediğimiz 6'nın 3'e oranıdır. Direkt cevabımız o zaman ne olmuş olacak? 6 bölü 3'ten direkt 2 diye yazabilirsiniz bu örneğimizde. Şimdi limit x sonsuza giderken 2x eksi 5'in 3. kuvveti çarpı x kare eksi 1 limitinin değeri bölü 2x üzeri 4 eksi 1 çarpı x eksi 7 limitin değeri kaçtır? Bu da bir soru kalımız. Evet arkadaşlar, şimdi payın derecesi ve paydanın derecesine bir bakalım. Şimdi ben bunu açacak olursam 8x küp x kare ile çarpacak olursak 8x üzeri 5 gelecek, artı bir şeyler daha gelecek. Umurumda değil, 5. dereceden bir fonksiyondur payı. Gerisinin ne olduğu dediğim gibi umurumda değil. Bunu dağıtacak olursak burası da şöyle bir ifade olmuş olacak. 2x üzeri 5 artı yine bir şeyler falan gelecek. Burada bakın 5. derecede, burada 5. derece. Kat sayıları oranı alacağınızı söylemiştik. 8'in 2'ye oranı arkadaşlar 8/2 eşittir 4'tür diyeceğiz burada. Tekrar ediyorum arkadaşlar, ya da yan taraflarına bir daha yazalım. Bakın limit x sonsuza giderken şöyle olmuş olsaydı, x küp artı 1 bölü x kare eksi 1 olsaydı bu limitimizin değeri ne olacaktı arkadaşlar? Payın derecesi paydanın derecesinden büyük olduğu için direkt sonucumuz sonsuz olacaktı. Veya bakın şöyle yapalım, limit x sonsuza giderken 2x eksi 1 bölü x küp eksi 17 diyelim mesela bunu da. Payın derecesi 1, paydanın derecesi 3 olduğu için limitimizin sonucu direkt 0 olacaktı. Fakat bu örneklerde olduğu gibi pay ve paydanın dereceleri birbirlerine eşitse de baş katsayıları oranlarını almayı unutmuyoruz sonsuz/sonsuz limitinde. Evet, örneklerimize devam edelim arkadaşlar. Birkaç tane daha örneğimiz olacak. X burada arkadaşlar eksi sonsuza gidiyor. Şimdi yukarıdaki ifade limitin değeri kaçtır diye hesaplamış olacağız. Şimdi öncelikle şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu bir üstel fonksiyondur. 3 üzeri x parantezini alacak olursak buradaki, ya da şöyle yapalım arkadaşlar. 3 üzeri eksi x parantezini alalım şu ifadeyi. Dolayısıyla burası ne olmuş olacak? 3 üzeri x gelmesi için 3 üzeri 2x olarak yazabiliriz. Dağıttığımızda bunu verecek. Eksi şurası da 3 üzeri 2 olarak yazabiliriz. Dağıttığımızda bunu verecek. Bölü. Aşağıdaki ifadeyi de yine 3 üzeri eksi x parantezine alıyoruz. Buradan arkadaşlar yine 3 üzeri x gelmesi için 3 üzeri 2x olacak. Dediğim gibi tekrar anlatalım. Dağıttığımızda bunu verecek. Artı buradan arkadaşlar 3 üzeri 3 ifadesini yakalayacağız. 3 üzeri eksi x'ler birbirini götürecek. Bakın şu ifadeye dikkat edelim arkadaşlar. 3 üzeri x gördüğüm yere eksi sonsuz yazdığım zaman şurası 3 üzeri eksi sonsuza dönüşmüş olacak. Peki 3 üzeri eksi sonsuz kime yaklaşıyor? O da 1/3 üzeri sonsuz yazabiliriz. Bu da arkadaşlar 1/ sonsuz olup
Bu da ne olacak? Sıfır olacak. Yani bu terimlerimizde aslında sıfıra gittiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla yukarıda eksi 9, aşağıda 27 ve bunların oranı da eksi 1 bölü 3 olarak bulmuş olacağız. Yani doğru seçeneğimiz Bursa seçeneği olmuş olacak bu soruda. Şimdi arkadaşlar daha önceki bir soru seçerken en azından sonsuz bölü sonsuz bir önceki sorulara da benzer sorular seçmeye çalıştık. Hem bu konuları da tekrar hatırlatmış olalım. Şöyle bir hatırlatmayı yapalım yine kaçıranlar için söyleyelim. 1 bölü mesela 3 örnekle açıklayacağım. 1 bölü 3 üzeri sonsuz ifadesi neye eşittir arkadaşlar? 0 eşittir. Eğer burada bir basit kesirse kuvvet sonsuza yaklaştığında sonuçta 0'a eşit olacak. Fakat mesela bir bileşik kesir dediğimiz 3 üzeri sonsuz ise sonucumuz yine sonsuzluğa ulaşmış olacak. Dolayısıyla bu soruları da bu çözümün en azından ispatlayarak yapmış olacağız. Evet arkadaşlar x sonsuza gittiğinde karekök içerisinde x kare artı 3 artı karekök içerisinde 2x kare artı 5x bölü karekök içerisinde 2x kare artı 5x artı yine karekök içerisinde 4x kare artı x eksi 1 limitin değeri kaçtı? Bu sorularda da arkadaşlar şöyle yapacağız. Bakın eğer bu ikinci dereceden bir ifade ise yandaki bağıntının bir önemi yok. Yani artı 3'ü silin. Buradan da artı 5x'i silin. Buradan şunu silin. Buradan da komple bunu silin. Size pratik bir yöntem. İçeride ne kalacak sadece? Karekök içerisinde x kare. Dışarı nasıl çıkar? Lütfen bu ifadeyi unutmayın arkadaşlar. Mutlak x diye çıkarın çünkü bakın burası artı sonsuza gittiğinde artı x. Burası eksi sonsuza gittiğinde eksi x çıkaracağız. Burası önemli. Artı şurayı çıkaracak olursak arkadaşlar kök 2 parantezinde x bölü şu ifadeyi çıkarıyorum. Yine kök 2 parantezinde x artı şöyle yapalım. Şurada da arkadaşlar yine 2x diye çıkacak. Şunları da mutlak değer olarak yazalım. X artı sonsuza gittiği için arkadaşlar şunu yapacağız. X artı kök 2x bölü aşağıda da kök 2x artı 2x diye yazacağız. Şuraya x'i yazmayı unutmayalım. X parantezini alıyorum arkadaşlar. Yukarıda 1 artı kök 2 gelmiş olacak. Aşağıda da yine x parantezini aldığımızda buradan da kök 2 artı 2 gelecek. Şunları sadeleştiriyoruz. X'ler gidiyor. Şimdi yukarı baktığımızda arkadaşlar biraz köklü sayıları da burada tekrar etmiş olalım. Şunu yazıyoruz. Kök 2 parantezine aldığım zaman buradan 1 artı kök 2 gelmiş olacak. 1 artı kök 2'ler de birbirini götürecek. 1 bölü kök 2. Kök 2 ile çarptığımızda kök 2 bölü 2 olarak sonucu bulacağız. Arkadaşlar bu sorunun işlem kısmı önemli değil. Bu sorunun mantık kısmını ben bir daha tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. Soru bankasıyla karşılaştığınızda bunlar sizin kafalarınızı karıştırmak için vereceği ifadeler. Bunları görmezlikten gelebilirsiniz. Görmeyin. Sadece şurayla ilgilenin. Tekrar ediyorum. Bunu x diye çıkaracağız. Fakat buraya eksi sonsuza gitmiş olsaydı burayı eksi x diye çıkaracaktık. Lütfen bunu da unutmayın. Burayı da yine keza kök 2 çarpı x, kök 2 çarpı x ya da 2x diye çıkarıp işleminize devam edeceksiniz. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliğinde bunu da unutmayın. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. K ve M birer gerçek sayı. Altını çizelim arkadaşlar. Soruyu etkileyecek mi? Etkileyecek. Olmak üzere. Şimdi x sonsuza gittiğinde arkadaşlar şunu söylemiştim sizlere. Payın derecesi yani K2'den farklı olmuş olsun. Yani K2 değil. O zaman payın derecesi kesinlikle ne olacak? 3. Paydanın derecesi ne olacak? 2. Payın derecesi paydanın derecesinden daha büyük olduğu için benim işlemimin sonucu sonsuz olacaktı. Fakat kaç olmuş? 3. Demek ki bunların arkadaşlar katsayıları oranları yani dereceleri eşit ve katsayıları oranları da 3 olmalı. Dereceleri eşit olduğuna göre demek ki burada 3. dereceden bir ifade olamayacağı için şurası otomatikman ne olacak? 0. Yani K-2'nin 0 olabilmesi için K'nın da buradan kaç olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. Cepte K'yı 2 olarak bulduk. Bu gibi sorularda bu uygulamayı yapacağız. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Dolayısıyla şimdi derecelerim ne oldu? Burası 0 oldu tabii. Komple gitti. 0 çarpı x küp 0'dır. X karenin katsayısı buradan ne arkadaşlar? M eksi 2. X karenin katsayısı ne? 1. O zaman katsayıları oranları M eksi 2'nin 1'e oranı ne olmalı? 3 olmalı. İçler dışlar çarpımı yapıştıralım.
m eksi 2 eşittir 3, m de eşittir buradan 5 olarak bulmuş olacağız. Demek ki arkadaşlar m'imiz de buradan 5'tir. 2 ile 5'i topladığımızda 7 olarak bulmuş olacağız. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar soru yetiştirmek adına biraz hızlı çözüyoruz. İşlem kısmı çok yine çözüyorum, sonuçlandıracağım ama işin mantık kısmında, yani yapmanız gereken kısmı, işin püf noktası buradaki x küpün yok olması gerektiğini düşeceksiniz. Sebebi ise arkadaşlar sonucumuz bir reel sayı. Sonsuz olmuş olsaydı k için herhangi bir değer veremezdik ama eğer sonuç bir reel sayı ise, sabit bir reel sayı ise bunların dereceleri birbirlerine eşit olmalı. Dolayısıyla üçüncü dereceden bir ifade olmamalıdır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar genel olarak sonsuz bölü sonsuz belirsizliğin çözümlerini bu şekilde yapabiliyorsunuz söyledik. Ve L'Hopital'den de yardımcı olabiliriz. Şimdi süreklilik kavramına bir bakalım. Fx fonksiyonunun x eşittir a noktasında sürekli olması için arkadaşlar 3 tane şart isteyeceğim sizlerden. Birincisi x eşittir a noktasında tanımlı olmalı. Gençler, tanımlı olmalı. Limit için böyle bir şartımız yoktu. Hatırlayın ilk videonun başında. Yani o noktada limitsinin olması için fonksiyonun tanımlı olmasına gerek yok. Ama süreklilik için tanımlı olmalı. Daha sonra limitli olmalı. Neydi limitin tanımı? X a'ya sağdan yaklaştığında fx fonksiyonu eşit olmalı. Limit x a'ya soldan birbirlerine eşit olmalı. Daha doğrusu bu limit tanımıydı. Limitli olması lazım. İkinci şartımız da bu. Peki limitli olması yeterli mi? Değil. Bir de arkadaşlar o noktadaki limitinin değeri, limit x a'ya giderken o fonksiyonun o noktadaki değerine eşit olmalı. Yani limit x a'ya giderken f a eşittir f a olmalıdır diye belirteceğiz. Şimdi fx fonksiyonun x eşittir a noktasında sürekli olması için bu 3 şartı da sağlaması gereklidir. Şartlarını sağlaması gereklidir. Hatırlayın arkadaşlar, limitin en başta şöyle bir örnek verdik. Ortada bir tane tenceremiz vardı ve bu tencerenin içerisinde köfte olduğunu duyduğumuz, bildiğimiz ve bize mesela biri sağdan yaklaşıyor, diğeri soldan yaklaşıyor. Burnumuza bir tencere düşünün böyle. Burnumuza müthiş ne gelecekti? Köfte kokusu geliyordu. Biz yaklaşıyorduk sağdan ve soldan yaklaştık. Tencerenin kapağını açıp açmama kararsızlığına karıştık. Ve biz şunu söyledik. İçerisinde ister köfte olabilir ister olmayabilir ama bizim burnumuza müthiş köfte kokusu geldiğine göre bunun içerisinde ne var dedik? Köfte var dedik. Süreklilikte şu. Bu arada limit kavramından bahsettik bu şekilde. Bu köfte örneğinde. İçerisinde köfte olmayabilirdi. Hatta içerisinde yemek de olmayabilirdi. Boş bir tencere olabilir. Başka bir yemek de olabilir. Umurumuzda değil. İkimizin de burnuna köfte kokusu geldiyse biz burada köfte vardır demiştik. Süreklilik liste şu arkadaşlar. Burnumuza köfte kokusu gelecek. Evet gelecek. Ve aynı zamanda tencerenin kapağını açtığımızda baktığımızda içinde yemek olacak. Ve o yemek arkadaşlar bakın ne olmuş olacak? Köfte olacak. Burnumuza gelen kokuyla aynı koku olmuş olacak. Sürekli böylece kaba bir tabirle tanımlayabiliriz. Şimdi grafiklerine bir bakalım arkadaşlar sürekliliğin. Şekildeki y eşittir fx parçalı fonksiyonu eksi 2, 3 aralığında kaç tam sayı değerinde süreklidir? Bakıyoruz arkadaşlar. Eksi 2 noktamız buradaki bir nokta. Şimdi birkaç tane. Sağdan yaklaştım. 0. Soldan yaklaştım. 0. Limit var. Ve bu nokta tanımlı mı? Tanımlı arkadaşlar. Ve o noktadaki limit değeri fonksiyon o noktadaki değerine eşit midir? Yani f eksi 2 kime eşit? 0'a. Dolayısıyla arkadaşlar bu 3 şartı da sağladığına göre eksi 2 noktasında süreklidir diyeceğiz. Şöyle yazalım. Eksi 1 noktasına bakıyorum. Eksi 1'e sağdan yaklaştım arkadaşlar. Şu şekilde limitim kaça eşit? 2'ye. Eksi 1'e soldan yaklaştım. Limitimiz kaça eşit? Şuradaki bir değere. Dolayısıyla limit yaklaşımlarının bir daha tekrar etmiş olalım. Şu şekilde çizgimizi çekiyorduk arkadaşlar. Kalemin gövdesi eksi 1'e geldiğinde duruyorduk. Değerimiz bu. Kalemin gövdesi eksi 1'e geldiğinde duruyorduk. Bu. Dolayısıyla limit olmadığı için arkadaşlar direkt süreksizdir diyebiliriz. Geçelim. Sıfır noktasında limit var mıdır?
Sıfır noktasında limitimiz 2'dir. Sıfır verdiğimde arkadaşlar sonucum 2'dir. Hem tanımlı hem o fonksiyon noktadaki değerine eşit olduğuna göre sıfır noktasında da süreklidir diyeceğiz. Bir noktasına bir bakalım. Bir noktasında arkadaşlar sağdan yaklaşıyoruz. Bakın kalemin gövdesi 1'e yaklaşırken ucu nereye yaklaşıyor? Dikkat edin 2'ye. Soldan yaklaşıyorum 2'ye. Limit var mıdır? Bu noktada limit vardır. Güzel. Bu noktanın arkadaşlar değeri kaça eşittir? Yani ben size F1'i sorsam ne dersiniz? Hocam bir şey diyemeyiz. Çünkü nedir? Tanımsızdır. Dolayısıyla sürekli değildir. Keza 2 noktasında arkadaşlar herhangi bir şeyimiz yok. Ve 3 noktasında da arkadaşlar buna bakın sadece soldan inceliyoruz. Ve o noktadaki değeri var. Yani kapalı olduğu için arkadaşlar 3 noktasında da süreklidir diyeceğiz. 4 tane noktada bu şekilde süreklilikten bahsetmiş olacağız. Şöyle arkadaşlar kaba bir tabirle şöyle yapabiliriz. Fonksiyonun kalemi fonksiyona koyduğunuzda ve fonksiyonun grafiğini takip ettiğinizde eğer elinizi kaldırmadan fonksiyon grafiğini çiziyorsanız o noktadaki bütün değerler de nedir diyeceğiz. Arkadaşlar süreklidir. Mesela ben şu şekilde geliyorum, burada duruyorum, buraya atlıyorum. Demek ki bu nokta süreksiz. Ya da buraya geliyorum, bir pürüzle karşılaştım. Demek ki bu nokta arkadaşlar süreksiz. O noktada şöyle devam ettiğime göre 3'e kadar geldi mi bu arada tamamı süreklidir diyebiliriz. Evet şöyle yapalım. Fx fonksiyonu eksi 2, 3 aralığında x'in kaç farklı tam sayı değerini süreklidir. Eksi 2 ile yolculuğumuza başladık arkadaşlar. Az önce söylediğim uygulamayı yapalım. Geliyorum arkadaşlar. Bir pürüzle karşılaştım. Atlamış oluyoruz. Dolayısıyla eksi 1 noktasında şöyle yazalım. Süreksizdir diyeceğiz. Devam ediyorum grafiği çizmeye. Evet herhangi bir problemle karşılaşmadık. Tekrar buraya geldiğimizde yine bir problem var. Bir de süreksizdir. Devam ediyoruz. Grafik herhangi bir şekilde bir problemle karşılaşmadan yoluma devam ediyorum. Arkadaşlar bu aralıkta sadece eksi 1 ve 1 noktasında nedir diyeceğiz? Süreksiz. Onun dışındaki noktalarda da süreklidir. Yani kimlerde süreklidir? Eksi 2, eksi 1'i almadık. 0, 1'i almıyorum. 2 ve 3. 4 noktada süreklidir tam sayı değeri için demiş olacağız grafiğimizde. Evet şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bir ifade pay ve paydadan oluşuyorsa arkadaşlar yine bunu bir sonraki örneklerimizde de göreceksiniz. Pay ve paydadan oluşuyorsa paydayı tanımsız yapan noktalarda süreksizdir çünkü tanımlı değildir. Şimdi ben birkaç noktamı yazalım. Şurada f-4 f-4 kime eşit? 0'a eşit. f-1 o kime eşit? O da 0'a eşit. Ve F3 eşittir 0. F5 eşittir 0. Fx fonksiyonunu 0 yapan tam sayı değerleri grafikten bu şekilde yorumlayarak yan tarafa yazdım. Şimdi arkadaşlar x değerinin burada bakın x-1'in eksi 4 olabilmesi için x-1'in eksi 4 olabilmesi için x'in kaç olması lazım? X yerine eksi 3 verdiğimde F-4 olacak. Ve f-4 de arkadaşlar 0 eşit olduğu için bu noktada ne olacak? Tanımsız olmuş olacak diyoruz. Devam ediyorum. x-1'in eksi 1 olması için x'in 0 olması gerekecek. x-1'in 3 olması için x'in 4 olması ve x-1'in 5 olması için de arkadaşlar x'in 6 olması gerekecek diyeceğiz. Şimdi baktığımızda bu noktalardaki arkadaşlar fonksiyonun süreksiz olduğu x tam sayıların toplamı. Mutlak değer bir şey var mı? Kafamızı karıştıracak bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Sadece paydayı 0 eşitleyeceğiz. Yani kısacası şu. Mutlak fx-1'in 0 olabilmesi için bu ancak ve ancak mutlak x-1'in ne olması gerekiyordu? 0 olması gerekiyor. Dolayısıyla burada da 0 yapan değerlerinizi yan tarafa yazdık. Bunları toplayacak olursak bunların tam sayı değerlerin toplamı da 7 olarak bulmuş olacağız diyoruz. Geçelim diğer bir örneğimize. Yine bir grafik sorusu arkadaşlar. ÖSYM böyle yorum sorularını seviyor. En azından sürekliliği bu gibi sorularda çok daha detaylandırmış olalım. Yukarıdaki şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır? Birlikte yorumlayalım. Hem limit tekrarımızı yapmış oluruz.
X eksi 2 noktasına sağdan yaklaşacağım. Eksi 2 noktası burada arkadaşlar. Sağdan yaklaştığımda kalemin ucu grafikten ayrılmamak şartı gövdesi eksi 2'ye yaklaştığında benim noktalarım kime yaklaşıyor? 2'ye. Adana seçeneğimiz doğrudur diyeceğiz. X 3 noktasına soldan yaklaşacağım. 3 noktası buradadır arkadaşlar. Bakın soldan yaklaşıyorum. Yani 3'ten daha küçük değerlerle 3'e yaklaştığımda fonksiyonumuzun değeri nedir? 2'dir. Bursa seçeneğimiz de doğrudur diyoruz. 0'a soldan yaklaşacağım. 0 noktası bu. Sağ tarafı bu. Sol tarafı bu. Soldan yaklaşıyorsak arkadaşlar limit seyrimiz kime yakın? 1'e yakın doğrudur. X eşittir 2 noktası. 2 noktası burada bir nokta. Arkadaşlar bu noktanın ister sağından yaklaşın ister solundan şöyle çizelim. Bakın sağdan yaklaşma şudur 4. Soldan yaklaşma budur 4. Ve sağdan ve soldan birbirlerine eşit olduğuna göre demek ki limit değeri var. Ve bu limit değeri de kime eşit? 4'e eşittir. Dolayısıyla Denizli seçeneği de doğrudur diyeceğiz. Fx fonksiyonu eksi 2, 3 noktasında süreksizdir demiş arkadaşlar. 2 noktası burada, 3 noktası burada. Bu dahil, bu açık. Süreksizdir demiş. Hayır, az önce söyledim. Elimi kaldırmadan 2, 3 açık aralığında şu şekilde bir fonksiyon grafiği çizebiliyorsak ve bu noktadaki bütün noktalarda tanımlı mı? Evet tanımlı. Tanım aralığıma dahil olmak üzere. Limitli mi? Evet limitli. O noktadaki limit değeri fonksiyonun o noktadaki değerine eşit mi? Eşittir. Arkadaşlar 2 kapalı 3 açık aralığında bütün noktalarda süreklidir. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz Edirne seçeneği diyeceğiz bu soruda. Grafik sorularını bu şekilde inceledik arkadaşlar. Şimdi bir de limit sürekliliğin ikinci bir uygulamalarını daha çok olan uygulamalarını parçalı fonksiyonlarda beraber inceleyelim. Aşağıdakilerden hangisinde x 2'de sürekli değildir sormuş. Evet. Adana seçeneği. Elimizde aslında arkadaşlar 5 tane örnek var. Bir nevi öyle bakacak olursak. Başlıyoruz. 2 bizim kritik noktamız. Eğer kritik noktamız olmamış olsaydı zaten sürekli diyebilirdik. Bakın. Sağdan bakıyorum. Buradan sonucun kaç? 4. Soldan limit. Burada x yerine 2 yazın. 4. Ve o noktadaki değeri x yerine 2 yazın. 4. Tanımlı mı? Tanımlı. Yani f2 eşittir. 4 vermiş. Ve limit değerine eşit. Ve dolayısıyla Adana seçeneği arkadaşlar x eşittir 2 de süreklidir diyebiliriz. Bursa seçeneğine bakalım. X yerine 2 koyuyorum. 2 bir daha 3. Sağdan limit 3'tür. X yerine 2 koyuyorum. 2'nin karesi 4 eksi 1 3. Soldan limit 3. Evet sağdan ve soldan limiti vardır. Yani kısacası bu noktada limit vardır. Limit 2'ye giderken fx'in sonucu 3 mü demiştik? Yazdık. Peki arkadaşlar soruyorum sizlere. F2 kaçtır? F2 büyük bir soru işaretidir. Çünkü x yerine 2 yazacağım ama nerede yazacağım? Dolayısıyla x eşittir 2'de tanımlı değildir. Bu fonksiyon tanımlı olmadığı için de sürekli değildir demiş olacağız. Hızlıca diğer seçeneklerime bir göz atacak olursam arkadaşlar. Sağdan yaklaştım. X yerine 2 koydum. 2 kere 2 4. 1 çıkaralım 3. Koyduk mutlak 3. Evet sağ limiti var. Ve o noktada tanımlı mı? Alta eşitlik koymuş tanımlı. Ama o tanımlı olması da yeterli değil. O noktadaki değeri, fonksiyonun değeri limitin değerine eşit olacak. X yerine 2 koyduğumuzda 2'nin karesi 4, eksi 1, 3. Dolayısıyla limitine eşit olacak. Şurada baktığımızda arkadaşlar bakın bir tanımsızlıkla alakalı herhangi bir şey yok. Yani kısacası bir kritik nokta değil. X eşittir 2 noktası kritik nokta olmadığı için direkt sürekli diyebiliriz. Çünkü tanımlıdır, limitlidir. Limit değeri o noktadaki değerine eşittir. Dolayısıyla Denizli seçeneği de doğrudur. Keza Edirne'deki seçeneğimiz de aynı şekilde arkadaşlar. Aynı muhabbet. Buradan da hiç incelemeden direkt doğrudur diyebilirsiniz. Evet, fonksiyonun süreksiz olduğu x değerlerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar, bakınız pay ve paydadan oluşuyorsa aklınızda bulunsun. Aslında süper bir yöntem. En azından soruya nasıl başlıyoruz? Pay ve paydada oluşmuşsa paydayı sıfır yapan değerler tanım aralığında ise ve paydayı sıfır yapan tanım aralığında ise bunlar da süreksizdir. Bir de kritik nokta olan 2'yi inceleyeceksiniz. Başka bir şey incelemeyin. Yani pay sadece öylesine verilmiş bir ifadedir. Şimdi baktığımızda paydayı sıfır yapan değerler bunu çarpanlarına ayırdığım zaman x eksi 4 çarpı
x eksi 1 şeklinde paydayı ayırabiliriz. X eşittir 4 ve x eşittir 1. Lakin biz sadece kimi alacağız arkadaşlar? 4'ü alacağız. Çünkü 1 benim tanım aralığında zaten yok. Yani x eşittir 4 noktasında süreksizdir. Bu cepte. Burayı çarpanlarına ayırıyorum. X eksi 4 çarpı x artı 1. Bu şekilde ayırdık. 0 yapan değer 4 ve eksi 1. Bu sefer de arkadaşlar 4'ü değil, kimi alacağım? Eksi 1. Çünkü tanım aralığında o var. Zaten 4 tanım aralığında yok. Bu noktalarda nedir? Arkadaşlar süreksizdir diyeceğiz. 4 ile eksi 1'i toplayın 3. Hemen atlamıyoruz. Bakın bir de kritik nokta vardı. Kritik noktada da limit özelliğini sağlamayabilir. Ona dikkat edelim. Kritik noktamız limit özelliğini sağlamayabileceği için incelemek zorundayız. Götürüyorum. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 bir daha 3 bölü. 2'nin karesi 4. 2 kere 5 eksi 10 artı 4 de burada var. Yani arkadaşlar ne geldi? 8 eksi 3 bölü 2 geldi. Burada x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 3 kere 2 6. 2 çıkardım 4. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 4 eksi 6 eksi 4. Bunlar birbirini götürecek. Eksi 2 bölü 3 geldi. Arkadaşlar birbirlerine eşit olmadığı için x eşittir 2 noktasında da ne yoktur? Limit olmadığından süreksizdir. Süreksiz olduğu noktaların toplamını istemiş. 4 ile eksi 1'i toplayalım. 3, 2 ile buradan topladığımızda 5'tir demiş olacağız bu soruda. Evet arkadaşlar fx eşittir. Mutlak değer içerisinde x kare eksi 4 bölü x kare eksi 4 artı 1 bölü x kare eksi 1 fonksiyonu aşağıdaki noktaların hangisinde süreklidir demiş. Yani süreksiz olduğu noktaları bulurum. Az önce de ifade ettiğimiz gibi paydayı tanımsız yapan değerler. Yani x eksi 2 çarpı x artı 2 diye çarpanlarına ayırırsak x eşittir 2'de ve x eşittir eksi 2'de süreksizdir. Çarpanlarına ayırdığımızda arkadaşlar x eksi 1 çarpı x artı 1 x eşittir 1'de ve x eşittir eksi 1'de süreksizdir. Dolayısıyla x eşittir 0 noktasında süreklidir. Çünkü benim bir kritik noktam değil. Kritik noktam olmadığı için arkadaşlar herhangi bir şekilde ne tanımsızlığını bozacak, ne limitini bozacak, ne de o noktadaki değeri, limit değerini engel teşkil etmiş olacak. Direkt yazmış olacağız. Evet arkadaşlar şu soru kalıbı yine ÖSYM'nin en çok sevdiği soru kalıpların başında gelir. Bir parçalı fonksiyon vermiş, 3 parçadan oluşmuş. X 1'den küçük ise sonuç 1. X 1 ile 3 arasında ise x kare artı ax artı b. X 3'den büyük eşitse 5. Fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır? Önce arkadaşlar şöyle yapalım. X eşittir 1 noktasında süreklidir. Çünkü bütün gerçel noktalarda sürekli ise x eşittir 1 noktasında da süreklidir demiş olacağız. Süreklilik için inceliyorum. Önce sağdan inceleyeceğiz. Sağdan inceleyeceksek arkadaşlar x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 artı a artı b eşit olmalı. Kime? Soldan. X gördüğüm yere 1 yazdım. 1'e eşit olmalı. Dolayısıyla arkadaşlar buradan a artı b'yi ne bulduk? 0 olarak bulduk. Bir de arkadaşlar x eşittir 3 için de süreklidir. Çünkü fonksiyonu gerçel sayıların tamamında sürekli. Yine tekrar etmiş olalım. Süreklidir. O zaman şöyle yapıyorum. 3'e sağdan yaklaşıyorum ya da önce soldan yaklaşalım. 3'e soldan yaklaştığımızda buraya alıyoruz. X gördüğüm yere yazıyorum. 9 artı 3a artı b eşittir. 3'e sağdan yaklaştık. Kime? 5'e eşittir. Bu iki bilgiyi kullanalım. Dolayısıyla arkadaşlar buradan 3a artı b de kime eşit? Eksi 4'e eşittir diyeceğiz. Çıkaralım arkadaşlar taraf tarafa. Bundan bunu çıkardık. Eksi 2a. B'ler birbirini götürdü. 0'dan eksi 4'ü çıkardık. 4. A da buradan eksi 2 çıktı. A eksi 2 ise B'si de 2'dir. Bizden A'dan B'yi çıkarmamız istemiş. Eksi 2. Eksi 2. Doğru yanıtımız arkadaşlar. Adana seçeneği olmuş olacak.
Evet, yine benzer bir soru arkadaşlar. Dediğim gibi süreklilik kavramında da çok değineceğimiz değişik soru kalıbı çok fazla maalesef yok. Bu noktalarda bir grafik soruları, bir de böyle fonksiyon soruları. Parçalı fonksiyonda genelde soru sorulacak. Ben de örneklerimi parçalı fonksiyondan seçtim. Haberim, bilgimiz olmuş olsun. Fonksiyonu R'de sürekli olduğuna göre bütün reel sayılarda nedir arkadaşlar? Sürekli. O zaman bütün reel sayılarda sürekli olduğuna göre x eşittir 1 noktasında da nedir bu? Süreklidir. X eşittir 1 noktasında sürekli diyebiliriz. Dolayısıyla x eşittir 1 noktasında sürekli olabilmesi için bu fonksiyonun ne olması lazım? Sağdan limitinin soldan limitine eşit olup ve o noktadaki değeri eşit olacak. Sağdan limiti x gördüğüm yere 1 yazıyorum. M artı n eşittir. Soldan limiti x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 artı m ve aynı zamanda arkadaşlar o noktadaki değeri eşit olacak. Yani 5 eşit olacak. Bakın, limit için bunun hiçbir öneminin olmadığını önceki dersimizde belirttik. Bu sadece sürekliliği ilgilendirir. 1 artı m 5 ise arkadaşlar m buradan ne çıkacaktır? 4 çıkacaktır. Bize n'i sormuş. 4 artı n eşittir. Buradan 5 ise n de buradan 1 olarak bulmuş olacağız. Yani doğru seçeneğimiz Ceyhan seçeneği diyeceğiz. Evet arkadaşlar, son iki sorumuz. Şöyle düzenleyip bunları da çözmüş olalım. İkisini de bitirmiş olalım sorularımızın. Yine bir parçalı fonksiyon. Fx eşittir. Mutlak x bölü 3. X birden büyük eşit ise. X eksi birden büyük ise. 1 bölü x kare eksi 4. X eksi birden küçük eşit ise. Fonksiyonun hangi x değeri için süreksizdir? Şimdi ben sizin birincisi buradaki kritik noktamız arkadaşlar yok. Paydaya sıfır yapan bir değer yok vesaire vesaire. Atlayın gitsin, uğraşmayın. 1 bölü x kare eksi 4 fonksiyonunda paydayı sıfır yapan değerimiz kimdir? Çarpanlarına ayırdığımızda x eksi 2 çarpı x artı 2 diye iki kare fark özdeşinden yararlanacağız. X eşittir 2 veya arkadaşlar x eşittir eksi 2 olacak. X eşittir 2 değil, x eşittir eksi 2 benim süreksiz olduğum nokta. Niçin? Eksi 1'den küçük olduğu için. Bunu aldık. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle şuraya yazalım. X eşittir eksi 2 noktası süreksizdir. Başka şüphelendiğim bir nokta daha var. Bakın burada tutup da sonsuz tane noktayı incelemeyeceğiz. Tekrar tekrar söylüyorum. Son iki sorumuz olduğu için son soruda da bunu söyleyeceğim. Pay ve paydadan oluşmuşsa paydayı sıfır yapan değerler cepte. Ve kritik noktamız. Nedir kritik noktamız? Eksi 1. Eksi 1'i inceleyeceğiz. Acaba limit var mı? Sağdan inceliyorum. X gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 bölü 3. Acaba eşit midir? Soldan x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. 1 bölü 1'in karesi 1 olduğu için eksi 1 bölü 3 oluyor. Ve x eşittir 1 noktasında arkadaşlar o noktada tanımlı olduğu için bakın bazen hızlı yaptığınız için şu şeyi görmeyebilirsiniz. İfadeyi görmeyebilirsiniz. Eğer burada eşitlik olmamış olsaydı x eşittir 1'de tanımlı olmayacağı için süreksizdir. Onu direkt derdik. Ama bu eşitliğimiz olduğuna göre tanımlı ve o noktadaki değer limitlerine eşit olduğuna göre burada tek bir noktada süreksizdir. O da arkadaşlar eksi 2 noktası demiş olacağız. Evet arkadaşlar, son sorumuz. O da yine bir parçalı fonksiyon. Bir de baştan sona yine tekrar özetleyecek şekilde sorumuzu anlatmış olalım. Fx eşittir. X artı 1 virgül x birden küçük eşit. 3 eksi ax kare virgül birden küçüktür. Fonksiyonun sürekli bir fonksiyon olması için a'nın değeri ne olmalıdır? Evet, sürekli olması için tanımlı olacak gençler. Birinci şartımız tanımlı. Tanımlı mı? Evet, altında çizgi var. Limitli olacak. Limitli olabilmesi için sağdan yaklaştığımızda x'e 1 verdiğimde arkadaşlar burada birden büyük değerler için burada yazıyorum. 3 eksi a. Soldan verdiğimde arkadaşlar 2'ye eşit olacak. A da buradan 1 olarak bulmuş olacağız. Yani bu şekilde doğru seçeneğimiz Bursa olmuş olacak. Evet arkadaşlar, süreklilik kavramı bundan ibaretti. Dediğim gibi iki tane soru kalıbı var. Bir, grafiklerin sürekliliğini incelemek. Bir de fonksiyonların sürekliliğini ya da daha doğrusu süreksiz olduğu noktaları incelemek şeklindeydi. Tamamını anlattık sizlere bunu. Bu limit ve süreklilik bir dersinde de arkadaşlar limitin tanımını,
genişletilmiş gerçel sayılarda limit konusunu, trigonometrik fonksiyonlarda limit konusunu ve 0 bölü 0 belirsizliğini bahsetmiştik. Videolarımız arkadaşlar YouTube kanalı üzerinden kaydediliyor. Oradan izleyebilirsiniz. Türev ve integral ders notlarımız da önümüzdeki haftalarda çekilmiş olacak. Hepinize iyi çalışmalar. Tekrar görüşmek dileğiyle.